Herkese merhaba, ben Fake Dead ve Modlu Survival'ın yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Geçen bölüm lavın içinde bir tünel oluşturarak kendimize bir tane Firestone bulmuştuk. Ki bunu bulmamız inanılmaz zor olmuştu, bir tane Firestone'u bile. O yüzden şu anki sonuçtan gayet memnunum. Şimdi bunu işlemden geçireceğiz. Bu bölümdeki amacımız bu. Bir tane daha bulabilir miyim? Hiç sanmıyorum. Hiç sanmıyorum. Çok zor buldum bunu. Ve kaybetmeden bir an önce eve gitmek istiyorum. Ateşler de yanmadan mümkünse. Evet. Şimdi bunu bir sürü işlemden geçirmemiz gerekiyor kullanmaya başlamadan önce. Bu bölüme başlarken her şeyden önce onları yapacağız. Blizz'den önce yani. Blizz'i de görmüştük geçen bölümde. Geçen bölüme bakmadıysanız mutlaka bakın. Güzel şeyler oldu. Şimdi bunu nasıl işlemden geçireceğiz? Öncelikle bir tane Rock Crusher lazım bize. Crusher. Bu bir multiblok. 3x2x2'den yapılıyor ve elmas kullanıyor yani. Bu ne yazık ki ucuz bir şey değil. Şimdi 3x2x2 yani 12 tane yapsam yeterli oluyor. Evet. 12 tane block of steel mi yani? Oo, çok pahalı olacak. Çok pahalı. Yok, tamam. Şöyle yaparsam ve bunu buraya koyarsam bir tanesinden 4 tane çıkıyormuş şansıma. 12 tane lazım bana bunlardan ve yetti. Güzel. Şimdi bunu nereye koysak? Bunu da bodrumumuza bir yere koyalım. Neden buralarda da ateş yanıyor şu an? Ne? Niye? Ha, elimde Firestone tuttuğum için, doğru, unutmuşum. Elinizde Firestone tutarken etrafı yakıyorsunuz, dikkat edin. Ormanı falan yakmayın yani. Böyle manyak bir madendir bu. Bunu şimdilik sandığa koyayım. Sandığı da yakmaz herhalde, patlamaz sandık, ne bileyim. Şu an bundan her şeyi bekliyorum. Korkunç bunu. Uzakta bir yerdeki bir sandığa bulalım. Bu bizim değerlimiz. Hiç sandığım yok mu benim? Şimdi sandık falan patlar. Bu madene bir şey olur, bir daha bulamayız değil mi? Direkt bunu kesin sigortaya alalım. Güvence altına alalım. Bir şey olmasın. Bizim değerli Firestone'umuz. Yerim ben onu. Şuraya koyalım, herhangi bir sorun çıkarmasın. Yakma etrafı. Evet. Yürürken arkamızdan alev çıkıyor. Çok havalı bir şey aslında. Tamam. Şimdi şu rock crusher'ımızı bir kuralım. Rock crusher'ımızı. Ben hemen uyuyup geleyim. İyi bir soru. Bunu nereye koyacağız? Buraya. Bence iyi. Burada şöyle bir alan açarız. Bu kadarlık alana sığacaktır bu. Aynen. Şimdi bunun içine Firestone'u koyacağız ve enerji de vermemiz gerekiyor. Ki enerji kablomuz da hemen burada. O yüzden bunu oraya bağladım zaten. Hemen buraya kablo çekeyim. Bunun için videoyu durdurup başlatma gibi zahmete girmeme gerek yok. Şuradan hemen birkaç tane redstone enerji conduit alacağım ve bağlayacağım sonuçta. İş yok. Tamam, bunun içinde artık enerji var. Çok iyi. Artık çalışmaya hazır. O zaman patlamaya hazır, yerinde duramayan Firestone'umuzu alalım. Burada onun için özel sandık yapmıştık. O kadar seviyoruz ki. Firestone. Yakma lütfen etrafı. Şuraya atıyoruz. Ve bu hızlıca işlemden geçiyor. Boom. Ve bunu alıyoruz. Tamam. Raw Firestone. Şimdi 4 tane Diamond Pickaxe yapacağız. Diamond Pickaxe. 4 tane. 1, 2, 3, 4. Daha sonra bunları şöyle yapıyoruz ve bunu da buraya koyuyoruz. Bu bize Cut Firestone veriyor. Daha sonra bunu
4 tane lav kovası yapmam lazım. Ben hemen bucket yazayım. 2 tane kova var. 2 tane daha kova üretsin bu bana hemen. Ben daha sonra bunları lavla dolduracağım hemen. Şurada. Hala etrafı yakıyor ayrıca bu. Ne yazık ki. Yapacak bir şey yok. 1, 2, 3, 4. Güzel. Al. Yakma şunları. Pis taş. Yani gerçekten ateşe dayanıklı değilseniz bu Firestone'la hiç uğraşmamanız lazım. Tavsiye etmiyorum. Redstone'umuz da oldukça azalmış ya. Tamam, şimdi bu Firestone'u artık işlemden geçirebilirim. Şöyle. Ortaya Firestone, köşelere de lav. Ve bu bana Refined Firestone verir. Ve artık bu etrafı yakmamalı. Sonunda. Tamam. Gerekli bütün işlemlerden geçirdik ve artık bu Firestone denen aleti kullanmaya hazırız. Nasıl mı? Sormanıza sevindim. Şimdi. Aşağıda Charges yazıyor gördüğünüz gibi. Ne kadar içinde enerji olduğunu belirtiyor bu. Şu anda 1 enerji var ve içinde 5000 enerji tutabiliyor. Peki. Bunun için enerjiyi nasıl koyarız? Şimdi ben de size onu göstereceğim. Hop. Nether'a geldik. Şimdi bunun... Şurada bir sönsün. Au. Bir lav gölü buluyorsunuz ve... Bunu içine atıyorsunuz. Hazır mısınız? Bu. Şimdi izleyin. Ve bu buradaki lavların enerjisini toplayacak ve kendi içine dolduracak. Çok havalı değil mi? Efektleri görebiliyorsunuz. Şu anda bunun enerjisini dolduruyoruz. Uhu. Firestone. Aslında tam ortada bir yere atsaydım daha çok emerdi herhalde. Tam olarak menziline kadar bilmiyorum bu aletin. Olmadı yerini değiştiririm, hiç sorun değil. Fakat bu burada güzel bir şekilde kendi enerjisini dolduracaktır. Biraz yavaş ve menzilini ben küçük bir şey diye tahmin ediyordum. Menzili bayağı büyükmüş. Baksanıza hala da genişliyor. Lava emme menzili. İyi geniş. Ben menzilinin bu kadar büyük olduğunu tahmin etmemiştim hiç. Bir süredir emiyor. Bir ne kadar dolduğuna bakalım istiyorsanız. Hala maksimum menzile gelmemiş. Acaba maksimum menzili yok mu? Seni alıp bakalım. Direkt kıracak mıyım acaba? Wiki'sinden nasıl kullanıldığını okudum ama hiç kullanmadım daha önce bu aleti çünkü. En ufak fikrim yok nasıl yapacağız. Direkt kırıyorum o zaman. Sanırım. Ha evet direkt düştü. Ha daha yarısı dolmuş. Evet tam yarısı dolmuş. O zaman bunu böyle daha ortalıkta bir yere atayım. Tamamı dolsun daha sonra alalım. Böylelikle bizim için daha iyi olur. Yani. Hemen buraları da sömürür zaten. Pekala o zaman ben bunun bütün enerjisi dolana kadar bekleyeceğim. Daha sonra geri geleceğim. Emmeyi bıraktı. Görünüşe göre işi bitti. Yani. Bana öyle gözüküyor. Artık bunu alabiliriz sanırım. Tamamen dolmuş olmalı. Wow. Evet. Ve sonunda süren çok uzun uğraşlarımız sonucunda elde etmeyi başardık. Tamamen enerjisi dolmuş, kullanılabilir bir Firestone. Firestone. Şimdi hadi bir karşılaştırma yapalım. Ne dersiniz? Ağacımız büyümüş, onu da keserim birazdan. Charcoal zaten bitiyor. Şimdi bunun derecesi kaçar kaçar artıyor bir bakın. İşte 873 kaç saniye geçti hala artmadı. Hem de kaçar kaçar kömür kullanıyor bakın bu sürede. Hala artmıyor. Yani mesela normal kömür koyup da size göstereyim hatta. Belki öyle daha iyi anlarsınız bakın diyelim ki. Yarım stek kömür alalım. Bunun içine koyalım. Bakın enerjisi nasıl atıyor. 20 derece. Bekliyoruz hala. 21 oldu. Bekliyoruz.
Bekliyoruz. Hala 22 olmadı. Daha yine 22 oldu. Kömürlü hızı böyle. Charcoal'la da zaten bunda olduğundan pek bir farkı yok. Fakat Firestone'la şöyle oluyor. Hız farkını görebiliyor musunuz? Görebiliyor olmanız lazım. Çünkü inanılmaz bir fark var. 10 kattan daha fazla bir fark var sanırım. Şuna baksanıza. İşte Firestone bu. Hadi şöyle yapalım. Firestone'dan önce bunun ısısını fullleyelim. Böylelikle bu artık çok fazla kömür harcamak zorunda kalmaz. Zaten Firestone'da kısa sürecektir. Isı çoğaldıkça ısıyı artırması daha da zorlaşır. O yüzden bunu çıkarması şu diğerini artırmaktan biraz daha zor olacaktır. Unutmayın, ısısı sonuna kadar dolduğunda normalden çok daha az kömür harcar. Bizim burada amacımız bu. O yüzden kömürümüz bitti. Ve Firestone bize gerçekten yardım ediyor. Teşekkürler Firestone. Ayrıca bu Rock Crusher'da bir sürü bir şeyler yapılabiliyor. Obsidian'dan Obsidian Dust ve Crushed Obsidian falan çıkıyor. İşte ne bileyim, bunları parçadan ayırabiliyoruz. Çoğu item parçalarına ayrılıyor kısaca. Yani onlar ürettiğiniz parçalarına. Glowstone'u parçalayabiliyorsunuz aynı şekilde. Yani ve Blaze Rod'lardan daha fazla Blaze Powder elde edebiliyorsunuz. Belli bir olasılıkla falan filan. Yani bir sürü yerde kullanılıyor bu. Bir sürü yapabileceğimiz şey var bununla da. Belki ileride bir zaman bir daha kullanırız bunu. Yani bilmiyorum ama şimdilik sadece şey için yaptım, Firestone için. Evet. Bir bakalım. Olmak üzere. Çok hızlısın be. Ve bakın enerji de çok az azalıyor. Hmm. 97, 98, 99 ve 1000. Tam 1000 derece oldu. Artık daha fazla ısınamaz bu fırın. Sanırım. Yani artık maksimum miktarda charcoal, daha doğrusu steam üretiyoruz sanırım. Evet. Hala aldıkça hızlı kullanıyor ama sanırım kullanması yavaşlamıyor. Yanlış biliyormuşum. Yani yukarıda steel olduğu için bu kadar fazla şey kullanıyor bu şu an. Charcoal kullanıyor. Ama sorun değil. Neden sorun değil? Çünkü diğerinden kat kat daha fazla steam ürettiği için muhtemelen buna ikinci bir şey daha bağlayabilirim. Charcoal üretme cihazından. Öyle tahmin ediyorum. Şimdi bu da bunun ısıda duracak. 100 dereceye geçtikten sonra zaten bu da charcoal üretmeye başlayacak. Ve steam tabii ki. Steamler de charcoal dönüşecek direkt olarak. Yani kısacası şu anda iyi bir durumda sayılırız. Fakat bu hala kendine yetecek kadar yakıt üretemiyor sanırım. Yoksa üretiyor mu? Bir bakalım hiç azalma oluyor mu? Evet, belli zaman aralıklarında birer birer azalıyor bu şu an. Tamam. Yani buraya daha hızlı bir şekilde charcoal vermemiz lazım kısacası. Onu da nasıl yapabiliriz emin değilim. Şimdi daha fazla steam oven yapabiliriz ki ne kadar iyi bir fikir bilmiyorum. Daha fazla steam oven yapmak. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. Buradaki generatorları durduracağım. Çünkü zaten charcoal'um şu anda pek yeterli gelmiyor. Bir de bunlar bütün charcoal'u sömürüyor. Şunlara baksanıza. Yani bunları durdurmamız lazım şimdilik. En azından benim asam nerede? Şurayı bir açalım ve şu arkadaşı durduralım. Tamam, artık buraya hiçbir şekilde charcoal göndermiyoruz. Tamam, güzel. Bütün Industrial Craft enerjimiz şimdilik güneş panellerinden gelecek. Sadece. Industrial Craft demişken bir anda aklıma geldi. Charcoal'ları neylerde üretebiliriz? Yani bir sürü modda eşyalar ısıtan bir sürü alet var. Doğru değil mi? Kesinlikle öyle yani. Peki bildiğiniz en hızlı fırın hangisi? Şahsen benimki Industrial Craft'ın fırını. Ve onu kullanacağız. Ayrıca şu Emerald sistemini durdursak mı artık? Kaç tane Emerald'ımız olmuştur ya? O kadar zamanda. 235 Block of Emerald.
Wow. Tamam. Bu sistemi durdurmanın zamanı gelmiş gerçekten. Tamam. Yeterli. Tamam. Daha fazla emerald istemiyorum bir süre. O ne be? Tamam. Şimdi şu da tam ısısına ulaştıysa. Ulaşmak üzere. Şu an ikisi aynı anda kömür üretiyor ama yeterli değil. Yani kendi kömürlerini karşılayamıyorlar sanırım. Şu anda bu kömür kullanmadığından kömür sorunu olmuyor. Firestone'u kullanıyor ya. Evet. Şu anda biz Steam'den eşyalar istiyoruz. Peki Steam'den Industrial Craft enerjisine ne dersiniz? Ben evet derim. Çünkü şu anda ihtiyacımız olan şey o. Industrial Craft enerjisinde kömür de üretmeyi bıraktık. Direkt Steam'de üreteceğiz. Hadi yapalım. Öncelikle Steam Turbine yapmamız lazım. Bunun için bolca steel gerekiyor. Tahmin ettiğiniz üzere. 3x2x2'lik bir yer istiyor. Yani yine 12 tane blok lazım bize. Ki bir tane üretince 3 tane çıkıyor. Yani buna 4 tane üreteceğiz. Bir tane üretirken 4 tane gerekiyor. Yani 16. 16 tane steel plate ve 16 tane block of steel. 16 tane steel plate. Ve 16 tane block of steel. Çok pahalı olacak. İki stack steel üretelim o zaman. Umarım iki stack yeterli olur. Peki bir diğer soru. Burada ürettiğin enerjiyi nasıl oraya kadar taşıyacaksın? Güzel bir soru. Fakat size iyi bir haberim var. Industrial Craft enerjisi bu ME cable'larla taşınabiliyor. Evet. Ve şu bizim bu engine'den ürettiğimiz enerji yani RF ne yazık ki bu kablolarla taşınamıyor. Taşımanın bir yolu vardı ve nasıl olduğunu hatırlamıyorum açıkçası. Bak başka bir modu kullanarak yapıyorduk hatırlarsam. Node. Şu nodlardan biri sanırım. Enerji nodlarıyla yapıyorduk sanırım bunu. Nodes accept build craft energy and thermal expansion energy RFID. Çünkü bakın. Bu arkadaş burada üretilen RF yani diğer adıyla RF'i düzgün okunmuş şekliyle MJ enerjisine çevirerek aktarıyor. Ki MJ enerjisi de buralardan aktarabiliyor. Yani Minecraft Joule bunlardan aktarılabiliyor. Yani bunun enerjiyi dönüştürerek taşıyabiliyoruz. Bildiğim kadarıyla öyle ama daha test etmedim hiç. Bunlarla da taşıyabiliriz onu eğer çok ihtiyacımız olursa. Evet. Bunun da ısısı tamamen dolmak üzere ve Firestone'umuz kırılmış. Kırık Firestone'la ne yapabiliriz? Yeniden aynı şekilde bir tane daha Firestone bulmamız gerekiyor artık. Ne yazık ki. Yine etrafı yakmaya başladı be. Eğer kırılmadan içinden çıkarsaydım yeniden şarj edebilirdim sanırım. Sadece çok geç kaldım. Neyse. Yeterince kullandık. Sonradan bunu tamir ederiz eminim. Bir şekilde. Ama bir tane daha Firestone bulmamız lazım şu anki halimizde. Benim dikkatsizliğim. Yapacak bir şey yok. İkisini de istediğim miktarda ısıttı ama. Bir anda yani bu kadar kısa sürede. O yüzden benim için pek bir sorun yok. Şunun içindeki çarkolların birazını da şuraya aktaralım. Böylelikle bu bir süre daha ısınabilsin. Tamam. Hadi başlayalım. İlk yapmamız gereken şey. Mod nokta Industrial Craft dersek. Şu anda hala yeterince çarkol üretemiyoruz. Bütün enerjimiz bitebilir. Benim önceliğim enerjiyi sağlamak. O yüzden Blaze'i sanırım bir bölüm daha erteleyeceğiz. Şimdi Industrial Craft'ta, daha doğrusu Industrial Craft yazmışım. Applied Energistics'te bir aletimiz var. Bunun adı P2P Tunnel. Eğer bulabilirsem. Direkt öyle hatırlayayım. Tamam. Bunları yapımını öğretmem lazım. Çünkü bunları çok fazla kullanacağız. Göreceksiniz. Zaten en alt kattayım. Doğru. P2P Tunnel bu şekilde yapılıyor. Ve bunu yapmak için her şeyi biliyor olması lazım. Hatırladığım kadarıyla. Bilmiyor mu?
Conversion Matrix'i biliyor sanırım. Ha, Advanced Processor yapmayı bilmiyor olması lazım herhalde. Bakayım. Test edelim. Processor. Advanced Processor yapmasını bilmiyor ama bizde bir tane var. Onu öğretmem lazım. Hemen öğreteyim geleyim ben gerekli şeyleri. Tamam, pekala. Şimdi iki tane P2P tunnel isteyeceğiz. İki tane P2P tunnel. Tamam. Şimdi bir de bir şey daha yapmamız gerekiyor. İsmini yine hatırlamıyorum. Ama resmini hatırlıyorum. Görürsem tanırım. Ha. Bus Memory Card. Bu arkadaş da bizim için çok güzel bir şey yapıyor. Bu P2P kanalı kullanmamızı sağlıyor kısaca. Bir tane daha şunlardan yapsam o zaman çok iyi olacak. Hemen üretir zaten. P2P iki tane yapmış. Onu da üretmiş. Tamam. Başka neye ihtiyacım var onu yapmak için? Memory. Memory ile bir şeydi. Heh. Artık üretebiliyor olmam lazım. Güzel. Şimdi size hemen nasıl yapıldığını göstereceğim ama ondan önce anlaşılan uyku zamanım gelmiş. Birazdan. Bu arada tahminimce steal'larımız da olmuştur. Umarım olmuştur yani. Bakalım. Steal. Çok iyi. 16 tane block of steel lazım bize ki çok pahalı. 16 tane block of steel nedir ya? Yetmeyecek. Wow. Evet, iki stack'ten çok daha fazlası sadece block of steel'ları yapmaya yetti. Daha iyi devamı da var bunun. Daha fazla steel lazım. Steel, steel, steel. İki stack daha. Hatta üç stack daha yapman lazım. Demirimiz ne durumda? Tabii ki demirimiz de bitiyor. Ha, çok zor olacak. Bir yandan demir ısıtacak, bir yandan onu steel'a çevirecek falan sistemimiz. Kötü, kötü. Kötü. En azından şimdilik iyi kötü kendilerini idare edebiliyorlar gibi geliyor bana. Ki öyle sanırım. Pekala. Şu bizim yapacağımız olan aleti nereye koyacağımıza da karar vermek lazım. Şunu direkt kırabilirim Steam Oven'ları. Belki. Direkt kırsak mı yoksa onlarla birlikte bu da mı çalışsa? Bu bizim hem dışarıdaki engine'lerimizi hem bunu hem de şimdi yaptığımız aleti çalıştırabilir mi acaba aynı anda hepsini? Pek sanmıyorum hepsi aynı anda çalıştırabileceğini çünkü. O kadar üretir mi ya? Aslında üretebilir çünkü 1000 dereceye çıkarttık bunun ısısını. Evet. O zaman hepsini çalışır halde bırakacağız. Eğer yeterli gelmezse şunları kıracağım. Buraya kuracağız onu. Tam bunların arkasına. O yüzden şurada birazcık daha yer açacağım. Geniş bir alanımız olsun diye. Ve bitti ne yazık ki. Şimdi 16 tane bundan oldu. 16 tane de şu arkadaşlardan yapacağız ki şanslıyım ki bunları yapması şu bloklardan çok 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 daha ucuz. Değil mi yani? Evet. Hadi yapalım. Şimdi Steam M ile Turbine Housing. Ne istiyor? Şöyle. Hep böyle. Bu bize 12 tane verdi. Güzel. Tam ihtiyacımız olan şey. Bunun içine bir tane de şey yapmamız gerekiyor. Turbine yazarsam çıkacaktır. Turbine rotor yapmamız gerekiyor sanırım. Evet. Turbine disk. Bu zaten bunda kullanılıyor sadece. Bunun için de tonlarca steel gerekiyor. Kaç tane gerekiyor? Bunların her biri için 3 tane. Burada 9 tane var. Buradan 27 etti. Ortada 9 tane daha var. Oradan 36 etti.
Ve bu 36'lardan 3 tane gerekiyor. 90, 100, 100 civarı steel daha lazım bana. Yani bir 40 tane daha üretsin. Evet. Tamam. Bayağı bir şey harcıyor ya. Acayip fazla harcıyor. Fark etmişsinizdir zaten ne kadar maden harcadığımızı şu an. Kaçıncı yüzyıl satıyoruz? Şuraları biraz daha açayım. Bu yeterli olur. Azıcık ışıklandırma. Böylelikle gözümüzün önünü görebiliriz. Azıcık da olsa şuraları da açalım. Toprakları kazalım. Bu çeşit toprakları kimse sevmez. Tamam. Buraya kuralım. Şöyle yapacağım. 3 çarpı 2 çarpı 2. Evet, aynen oraya kurduğumuz şey gibi işte. İşte budur. Buraya rotor koyuyoruz. Ve bu arkadaşın içine steam gönderiyoruz. Bu kadar basit. Hem bundan steam göndereceğim, hem bundan steam göndereceğim. Bir tane şeyle, fluidakla. Böylelikle ikisinden de alacak. İkisinden de alacak ve mutlu olacak. Gitgide çarkollarımız azalıyor. Acele etsek çok iyi olur. Buradan ben bir direkt dışarı çıkayım. Alsam ne derse harcansın. Şu an pek umurumda değil. Onu yaptık. Şimdi rotoru yapmamız lazım. Yeterince steel'ımız oldu mu? 135 yeterli olmalı. Evet. Tamam. Hadi yapalım o zaman. Bunların hepsini ben çantama alacağım. Çantamda da biraz var. O yüzden şu anda yeterince olmalı. Tahminimce. Evet. Yapıyoruz o zaman. Rotor denen aletçik. Bunu otomatik üretime koymamız lazım ayrıca. Çünkü bu zamanla kırılıyor. Tekrar tekrar yapmamız gerekecek. Tamam şimdi. Bunların tanesi için 8 tane gerekiyor. 24 tane bunlardan yapacağız. 24 tane. 23, 24 tamam. Daha sonra 3 tane blok yapacağız sanırım. 3 tane blok. Şu 64'ü buraya atalım. 3 tane blok. 2, 3. Daha sonra bunlarla şunlardan 3 tane yapacağız. Şuna da şöyle koyacağız. İşte bize rotor. Tamam. Bunu da hazırladık. Artık hazırız sanırım. Bu zamanla kırılıyor. Fakat enerji üretmemizi sağlayan alet bu. Bunlardan. Yani önemli bir şey bayağı. P2P tunnel'larımızı bağlayalım şimdi. ME cable almam lazım benim çantama bir an önce. ME cable. Bayağı varmış ya, çok iyi. Tamam. Memory aslında burada dursun, memory kartımız. Şurayı açalım. Şimdi buraya bir yerden ME cable getirmem lazım. Buraya en yakın geçen ME cable şurada. Bayağı yakın. Güzel. Ve Industrial Craft'ta biz hangi kabloyu yapmıştık? Cable yazarsam gold. Gold yeterli olur mu? Glass fiber yapsak mı? Daha da fazla diamond harcamış oluruz ya. O zaman şey yapsak, high voltage cable. Bir metal former da yapıp çok mu abartmış olurum? Bu ne kadar iyi üretiyor ki hiç bilmiyorum. Neyse biz şimdilik kuralım bir şunu. Yapılması zor bir şey değil. O yüzden önce metal former'ımızı yapacağız. Hemen size göstereyim nasıl yapıldığını. Metal former yazayım. İşte çıktı. Bunlardan 3 tane gerekiyor öncelikle coil'dan. Ben yapmayı öğretmiş miydim coil? Tabii ki öğrettim. 3 tane coil. Daha sonra metal former için şundan her biri için 5 tane bronze item casing gerekiyor. Yani 10 tane bronze item casing'e ihtiyacımız var. Ki bizde o da var. 10 tane bronze item casing yaptıracağız. Daha sonra başka neye ihtiyacımız var? Metal former için. Başka basic machine casing ve elektronik circuit. Elektronik circuit ve basic machine casing. Evet. Bir süre bunların üretilmesini bekleyeceğim ve daha sonra hazır.
Bronz yaparken sorun çıkmış. Industrial Craft 2'nin bronzunu yapamıyorum diyor. Bronz. Aa bakın bronz üretimimizde şey var. Forester'in bronzu var. O yüzden onu göremiyor. Onu değiştirmem lazım bir ara. Yanlış koymuşum. Çok yanlış koymuşum hem de. Göremiyor ki onu. Aa, bu emmaları çevirdiğim halde hala göremiyor. Ne? Copper'ımız nasıl? Copper 400 tane falan daha var fazladan. İyi. Tin. Var tamam. Şimdi ben bir şunları şöyle yapayım. Daha sonra copper. Şimdi Industrial Craft'ın bronzu. Bronz. Dersek IC2'nun bronz IC2. Bronze dust yapmamız lazım. Onun için copper dust falan filan. Direkt o zaman şeyin üretimi yanlış. Bronze item casing'in üretimi yanlış. Çünkü o bronzdan istiyor. Bronze plate. Direkt şey yapacağız. Şöyle yaparsam olması lazım. 6 tane daha yapacağız. Aklımızda tutalım onu. Bronze item casing 6 tane daha. Evet, şimdi üretiyor. Şimdi bunları gördü. Aferin sana. O zaman şimdi bizim metal former'ı yapabiliyor olmamız lazım. Metal former şunlardan 2 tane dostum. Toolbox 2 tane. Daha sonra boom ve de metal former. Uhu. Burada da onun için özel bir yerimiz var. Tada! İşte bu kadar basit. İyi bir kablo yapmak istiyorum. Sonradan değiştirmem gerekmesin uzun süre boyunca diye. Şimdi bunu extruding modda. İçine demir koyacağız. Iron. Ve demirimiz hiç yok. Aynen düşündüğüm gibi. 1024 tane demir ısıt. Hayır abartmadık. Hayır. Bu da şunlar üstünde çalışa dursun. Hop. Fakat bir tane solar panel onu çalıştırmaya yetecek mi? Sonuçta artık şunlar çalışmayacak. İçindeki çarkollar bittikten sonra. Acaba yetiyor mu? Hayır yetmiyor. İçindeki enerji azalıyor. Bu sistemi bir an önce kurmamız lazım. Çünkü her tarafta depoladığımız enerjiler gitgide azalıyor. Acele etmem lazım yani artık. High voltage cable. Çok fazla buna ihtiyacım yok zaten sonuçta. Sadece şeyin içine gelene kadar olacak. 16. 20 tane olsa yeterli olur benim için şimdilik. Tam 20 tane oldu ve unutmayın. Her zaman bunların etrafını rubber'la kaplayın. Çünkü yoksa size elektrik çarpar. Şununla. 3 tane de kaplıyoruz. Şunlarla doluyordur bildiğim kadarıyla. Bunlarla kaplayalım direkt. Güzel. Şunlardan ben bir üreteyim bolca. Bunlardan da 448 tane üretilsin. Tamam. Şuraya bir tane koyduk mu hepsini kaplamış olduk. Çünkü eğer böyle yapmazsanız size de elektrik çarpar içinden elektrik geçerken. Canınız yanar. İyi bir şey değil. Bunların hepsi durmuş. Tamam. Kömürümüz ne durumda? Tamam. Hala o kadar kötü değil. Bir süre daha dayanabilir sistemimiz. Şimdi şu arkadaşı çalıştırmanın zamanı geldi bence artık. Bunun yan tarafından bir insulated cable koyuyoruz. Daha sonra buraya bir alt tarafından koyalım. Nasıl olur? Çok daha şekil olur bence. ME cable şöyle. Buraya P2B tunnel'ı koyacağız. Daha sonra şöyle yapıyoruz. Bu bunun Industrial Craft olduğunu algıladı şu an. Ve bunun içine şöyle yapacağız. Aslında hiç gözükmemesini istiyorum bunun. Şöyle yapalım. Dışarıda bulunmasın. Buradan olsun.
Seni döndürelim bir daha. Yukarıya bak. Hmm. Daha sonra sana instant craft enerjisini al diyeceğim. Sizi de kıralım. Kıralım. Daha sonra şuraya koyacağız. Tamam, şu anda buna enerji gidiyor. Bu iyi işaret. Şimdi bunun içine rotorumuzu koyacağız. Rotor. Ve steam bağlayacağız. Steam bağlamak için tabii ki birazcık fluidakta ihtiyacım olacak ki o fluidak değilmiş. Niye çantamdasın o zaman? Fluidakt. Ondan da yeterince yok tabii ki. 6 tane var. Hemen geliyorum. Bir stack falan yapabilirsek iyi olur. Heh, iyi. 60 tane. Bizi bir süre idare eder. Tak tak. Yanlış yerde indim. Bir aletimiz varsa kullanalım değil mi? Olmadı be. Tamam. Burada bunu kullanacağız. Şimdi hemen bağlayabiliriz artık. Açıl. Şuradan bağlayacağım bunu. Steam geliyor. Ve bu arkadaşa bağlanacak. Bu ne kadar steam harcayacağı en ufak bir fikrim yok. Burada gösteriyoruz yüzde output'u gösteriyor zaten. Şöyle yapsam nasıl olur? Ben direkt... Şuradaki bütün engine'lerime steam verdiğim sistemden buraya da çeksem kablo. Çok mu delici olur? Şuralara bağlanmasını istemiyorum. Tamam. Bağlanmıyor artık. Şuna da bağlanması mümkünse. Her yerde bir şeyler var. Steam şu anda geliyor, tamam. Bunu sanırım şimdi kabloyla bağlamamız gerekiyor diğer tarafa. Yukarı çıkalım. Şuradan aşağı. Daha sonra şuradan aşağı. Güzel. Şimdi şunları söküyorum. Zaten artık bunlarla enerji üretmiyoruz hatırlarsanız. Söktüm. Daha sonra buraya şöyle yapacağız. Buraya bir tane P2P tunnel koyacağız. Kart ayarlamayı unuttum. Neyse ayarlarız. Bunu buraya koyacağız. Böyle. Daha sonra buradan da bunu buraya bağlayacağız. Ama öncelikle kartı da okutmanız lazım. Bu nereye bağlanacak? Yani onu bilmesi gerekiyor. Nereye bağlanacağını da bu kartla belirliyorsunuz. Ki hemen şimdi belirleyeceğiz. Açıl. Şu kartı buraya shift sağ klik yapıyorsunuz. Artık buradan enerji alacağını biliyor. Bu kart hafızasında tuttu onu. Şimdi götürüp bunu tam şuranın üstünde, tam buralarda koridor olmalı benim. Yeterince yakın bir tahmin yapmışım. Tamam. Şurada da benim şey var. Şimdi buraya da bunu sadece sağ tıklıyorsunuz. Tamam. Oradan ayarlar yüklendi diyor size. Bakın şu anda enerji gitgide azalıyor. Ve bunu bağlıyoruz. Dolmaya başladı mı bilmiyorum. Eğer steam turbine'ımız çalışmaya başladıysa o da dolmaya başlamıştır mantıken. Bakalım. Beraber. Yanlış bağlamış olabilirim. Yanlış kabloya yani. Çalışıyor mu? Evet, yaklaşık %50'de. %50 güç ha? O zaman sana biraz daha fazla. Şimdi bunun içinde steam. Dolu steam var daha senin içinde. Bunun. Boşaltamıyoruz azıcık bir şeyini bile. O zaman sizlerden biraz daha fazla steam sömürmek lazım anlaşılan. Bir şöyle alalım. Bunlara bağlanmasını istemiyorum. Bunlar zaten bir tane kabloluk steamle bile yetinebiliyorlar. Bu da sana. %51'de kalıyor. Daha geçmiş bir rotor falan mı yapmam gerekiyor acaba? Yo, bu Numenic Craft'ın.
Steam mi yetmiyor? Sanmıyorum. İçine gönderdiğim Steam. Yetiyor olmalı bu kadarı. Ne kadar enerji üretiyor acaba? Biraz daha şuralardan çekelim. Ne bileyim. Neden %50'de çalışıyor yani onu anlamaya çalışıyorum. Her tarafına kablo bağlayalım bunu. Neyse. Bir bakalım şeydeki enerji doluyor mu? Oradaki enerji doluyorsa benim için hiçbir sorun yok. İstediği kadar %'de çalışsın. Benim için asıl önemli olan yer orası. Nereye gidiyorum ya? Zar zor. Dolmuyor bile. Neredeyse hiç. Ürettiğimiz Steam yeterli gelmiyor sanırım. O zaman generatorlar çalışmaya devam edecek. Ama bunların altındaki kabloyu da bu daha kaliteli kabloyla değiştireceğim. Yani bunları aslında bu kablodan koymanın pek bir mantığı yok ama yine de ne olur ne olmaz. Direkt böyle bağlayalım ya, bir şey olmaz. Tamam. Şimdi en azından güneş panelini de bağlamış olduk böylelikle ve buraya bir tane fırın koyacağız. O fırında devamlı olarak çarkol ısıtmamız lazım. Çünkü çarkolumuz yetmiyor şu an. Evet, bu bölüm biraz böyle geçti biliyorum ama bunları yapmak zorundayım. Yoksa enerjim bitecek ve hiçbir şey yapamayacağım ileride. Ve videoda da göstermek zorundayım. Çünkü daha önce kullanmadığımız bir sürü şey kullanıyoruz. Fark ettiyseniz. Yani evet. Ben şu o turbine'ın nasıl çalıştığına iyice bir bakarım ben. Şeyinden, Wix'inden. Onu merak etmeyin. Bizde mi bir sorun var yaptığımız sistemde diye anlarım yani. Aklınıza takılmasın. Hepsi durmuş falan. Kömürlerimiz biraz azalmış. Bu arkadaş hala %50'de. Belki daha fazla full edak bağlamam gerekiyor böyle şöyle yanlardan falan, ne bileyim. Öyle olur mu? Hiçbir şey değişmiyor. %50'den yukarı çıkaramıyorum. O zaman şunlara falan gerek yok. Nasıl olsa %50'den yukarı çıkmıyor. Şöyle bağlayabilirim ama. Şöyle, şöyle. Şuralara da bir sürü şey koyalım. Bu hiçbir şekilde artmıyor ya. Ona ben bir hemen Wix'inden bakayım bölümü bitirmeden. Önce. Yine de ben bağlayabildiğim kadar kablo bağlayayım da. Fazla kablodan zarar gelmez. Değil mi? Seni alalım. Sen şuraya bağlanma. Daha yukarı çıkmıyor. Ben hemen bakıp geleyim. Pekala, o zaman şöyle bir planım var. Bunlardan birinin asıl Steam'e bağlantısını tamamen kesiyorum. Bizim Steam Engine'lerimize bağlantısını. Şu anda bu. Hiçbir Steam azalması olmuyor olması lazım. Bakın hiç Steam azalmıyor. Hiç. Sıfır. Sadece şu kullanıyor biraz. Bu da zaten kullandığı çok küçük bir şey. Bu şimdi çok çok fazla Steam kullanıyormuş. Ve Wix'in de diyor ki buna kabloyla bağlamak hiç akıllıca değil. Gidip direkt bir tane Steam Boiler'ın yanına koyun diyor. Ben de onu yapacağım. O yüzden şimdilik bunu kıracağım. Ve kabloyu da taşırız zaten. İki tane kablo koyduk. Önemli bir şey değil kabloyu taşıması. İçinden rotoru aldım. Güzel. Sizleri bir kıralım o zaman. Ve taşıyalım. Ayrıca Buildcraft'ta hani biz gate yapmak için bir yer yapmıştık. Oradaki gate'ler bunun içindeki bu rotorun zarar gördüğünü algılayabiliyor. Ve biz bunu tamir edebiliyoruz. Yani onu otomatik tamir etme sistemi de yapacağız. Eğer bundan güzelce enerji elde edersek. Bolca.
Şurada benim bir alana ihtiyacım var ama. Büyük bir alana. Taş. Direkt cobblestone'la kapatacağım şimdiki. Hiç uğraşamam. Şunları da kırmak lazım. Şunları alalım. Peki. Bunu şöyle koyacağız o zaman. 1 2 3 Sen ışık git buradan. 4 5 6 Daha sonra sana rotoru bağladık mı? Ha tamam, seni daha şeye bağlamadık o yüzden. Tamam tamam. Şimdi şunu alalım. Sen de alalım. Yani memory card'ı bir daha ayarlamamız gerekecek muhtemelen. Tüh. Neyse. Sen şimdi direkt üstünü kapatalım. Buraya ME cable çekmem lazım. En yakın nereden ME cable çekebilirim? Ha, direkt şurada var. Güzel. Yine çok yakında. Çok iyi be. Buradan direkt ME cable'ımızı çekeriz. Buraya... Daha sonra bunun üstüne de kablomuzu koyarız. Boom, daha sonra P2B tanıldı şurada. Shift. Setting saved. Şuradan çıkarız ve bölüm bitirme vaktimiz de yaklaşmış iyice. Bölümde bir sürü önemli şey yaptık ama. Yaptıklarımızdan memnunum. Şu sistemi bitirebilirsek daha da memnun olacağım zaten. Nereye gidiyorum? Setting saved yazdı değil mi? Evet, yazmış. Şuradan aşağı inip bir şunu settings load from the memory card dedi. Şimdi bakalım. Enerjisi full. Bu demek oluyor ki artık çalışıyor mu? Acaba. Yoksa güneş paneli mi işimizi yapıyor? Şimdi nasıl çalıştığına bakacağız. Tamam. Böyle de geçelim. Sorun yok. Şimdi %1 mi? 0. Tamam, o zaman sen istedin. Steam istiyorsan ben de sana Steam'i veririm. Tamam mı? Anladın mı? Steam istiyorsan Steam alırsın. Ne yaptık ya cihaza? Şimdi bu herhalde henüz herhangi bir enerji kaybımız yok diye çalışmıyor. Sonuçta enerjiyi gönderebileceği bir yer yok. Anladığım kadarıyla. Yoksa çalışırdı. Niye çalışmasın? Değil mi? Peki enerjiyi göndereceği bir yer olduğunda da %100 verimlilikle çalışacak mı? Asıl soru o. Fakat bu soru bir dakika benimde cevaplanacak. Artık Steam'den, yani Steam'de Steam cihazlarımızın biriyle Industrial Craft enerjisi üretiyoruz. Diğeriyle ise şey üretiyoruz. Bir dahaki bölümde bu Industrial Craft'ı kullanarak bir sürü charcoal yapacağız. Çünkü charcoal'larımız bitiyor gitgide. Ve daha sonra da Blizz öldürüp onun sistemiyle uğraşacağız. Evet. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum ve bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.